Daha yakına gelelim. Yunanistan'ın yaptıklarını biraz konuşalım. Şimdi bu hafta da daha önceki haftalar gibi yoğun geçti ama düşmanca hareketlerin dozunun arttığını görüyoruz. E, bu radar kilidinin ardından e, ikinci düşmanca hareket diyebileceğimiz Batı Trakya'da Türk köyleri üzerinden alçak uçuş yaptı Yunanistan savaş uçakları. Amerika Birleşik Devletleri'nin sürekli bir... E, Pohpohlama hali var. Bu hafta e, önemli iki adım geldi. Önce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'la görüştü. E, ve sonra Sullivan buna yönelik adım atacağız dediğini aktardı e, İbrahim Kalın. Daha bunun üzerinden 24 saat geçmeden Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake de bir açıklama yaptı Türkçe ve İngilizce. Ege'de Türkiye ve Yunanistan arasında taraf tutmuyoruz dedi. Şimdi bu iki açıklamanın arda arda gelmesi elbette tesadüf değil. Ha, hatta belki genişletip şu F-16'larla ilgili Amerika'daki şartların geri çekilmesinde ekleyebiliriz ama şimdi mesela Salıv'ın adım atacağız diyor. Nasıl bir adım olabilir bu? Şimdi bir kere bu konu her gün stratejik olarak birçok noktada işte şunda şu kadar toplumda bu kadar tüfek var diye konuşuluyor ama bir kere şunun adını bir koyalım. <laughs> Bakın İstanbul'un fethine falan gitmiyorum. Sadece şurada <laughs> şunun şurasında Kurtuluş Harbi'ne gidiyorum. Tabii. Tamam. Kurtuluş Harbi'nde Anadolu toprakları Yunanlılar tarafından işgal edildi. Arkasında kim var? Zaharoflardan tutun İngiltere yani. ve birçok ülke var. Başta İngiltere. Ve bizim bu topraklara girildi ve bunu meşru bir şey olarak gördüler. Ne oldu? Bu millet hadi eyvallah dedi yolladı. Ve sahada vekil olarak kimi kullandı? Yunanistan'ı kullandı. Olan Yunanistan'a yine oldu. İktidarlar değişti, idamlar oldu, o trikupisler asıldı, tabii. onlar bir şey oldu, darbeler oldu. oluyor, yani. kendileri toparlayamıyor sonra. Hı hı. Çünkü hep gücünü arkasını birine dayayarak yürümeyi adet edinmiş ki büyük medeniyettir Yunanistan. Ya üzücü aslında şu Öyle. içinde bulundukları durum düşünseniz, tabii. hep böyle e, tabiri caizse arkasına bakıp gideyim mi diye izin alma durumunda. Halbuki felsefenin medeniyetin de e, olduğu yani topraklar. Müthiş bir var. medeniyetten tabii. bahsediyorsunuz ve bugünkü halini görünce insan e, bizim teorilerde beslendiğimiz en önemli. E, bilimin yattığı, sanatın yattığı nokta insan evet. üzülüyor Yunanistan için. Çok birbirini besleyen iki medeniyet halinde. Zaman geldi. Kıbrıs'ta aynı şeyi gördük. Evet. Zaman geldi birçok noktada gördük. Şimdi buradaki mesele çok net bir şekilde şu. Olayın adını koyalım. Hı. Türkiye o Birinci Dünya Harbi'ndeki süreçten sonra savunma sanayiyle, ekonomisiyle birçok noktada geldiği noktayla Yunanistan'ın geldiği nokta aynı değil. Türkiye Avrupa Birliği üyesi olmadan, Türkiye çok daha zor şartlarda mücadele ederek bir yandan oradan terör geliyor, öbür taraftan başka bir şey geliyor. Çok daha tepelere çıktı birçok noktada. Ve bugün siz dönüp de hadi bakalım tahıl koridoru konusunda oturalım uzlaşalım deyip bunu yapabiliyorsunuz. Yunanistan böyle bir şey niyettense daha sonra ararım falan derler Yunanistan'a. Yani öyle bir ağırlığı yok. Şimdi o zaman Türkiye bu ağırlığı kazanmak için belli bir duruş sergilemek zorunda. Bu duruşta bazen yıllardır müttefikiniz olan ve geleneksel olarak hep birlikte hareket ettiğiniz Amerika'yı bozuyor. Niye? Çünkü bazı yerlerde siz Kuzey Irak'ta, Kuzey Suriye'de kardeşim dur bakalım. Evet. Burası benim menfaatime aykırı senle burada tezatız diyorsunuz. Bazen Rusya'ya bunu diyorsunuz. Hı hı. Şimdi Yunanistan'ın Böyle bir gücü kuvveti yok. Dolayısıyla Yunanistan bütün politikasını Türkiye'ye göre şekillendiriyor. Yani duruyor diyor ki Türkiye'nin şimdi Amerika ile arası bozuldu güzel. O zaman biz Amerika'ya diyelim ki Türkiye ne yapmıyorsa ben bunu yaparım. Daha kullanışlı bir doğu cephesi Yunanistan. Aynen öyle. Yani Türkiye ne yapmıyorsa bakın Yunan politikası bugün şu. Türkiye ne yapmıyorsa ben yaparım. Hı hı. E bunu dediğiniz zaman Amerika Birleşik Devletleri'ne gel burada üst kur gel burada bilmem ne yap dediğinde niye kurmasın? Ya düşünsenize bugün şurada farklı siyasi fikirlerden bizi izleyen birçok izleyicimiz var değil mi? Farklı partilere mensup. Hangi parti mensubuna sorarsanız sorun. Amerika İngiltere gelip Türkiye'de bir üs açsın mı diye hangisi tamamdır? Bakın bütün partilerin temsilcilerine, seçmenlerine sorun. Hayır deriz. Dokunur bize. Yeri geldi incelik üstünü kullandırmadı. E düşünsenize şimdi Yunanistan'a bakın. Oraya da aç, lütfen buraya da aç diyor. Şimdi böyle bir durumun içerisinde çok açık ve net söyleyelim. Yunanistan burada bir faktör değildir. Buradaki faktör Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri de şunu da çok net söylüyorum. Burada birçok noktada tezat duruma düşebilirim meslektaşlarım ama söyleyeyim. Bunları Türkiye için yapmıyor. Amerika'nın bir numaralı burada bulunma sebebi Rusya. Hı hı o bölgede olmasının önemli sebebi Rusya ama Türkiye ile de belli noktalarda uzlaşamadığı için kendine bir açık konuşmak gerekirse contingency plan derler ya bir e, ne diyelim B planı Tabii. olarak e, orada üstlerini kurarak kendine bir şey hazırlıyor ama bu Amerika'nın Türkiye ile arasının bozulduğu ya da Türkiye ile ilişkilerin koptuğu bundan sonra Yunanistan'da olacağı anlamına da gelmiyor. Bu Amerika için bir B planı kendince.